Sonunda sürekli istediğiniz foşik erlik nasıl yapıyor videosu geldi. Şimdi tabi bu konuyu anlatmak için ortalama bir erlik videosu nedir sorusuna cevap vermek gerek aslında. Bu sandığınız kadar kolay değil çünkü çeşitli konseptler var kanalda. Kimi video daha kısa, kimisi daha uzun, kimisi mizahi, kimisi belgesel vari. Ama toparlamak gerekirse hepsinin ortak noktası olan şey benim yaptığım şey essay yazmak. Hatta video essay. Evet doğru tanım bu. Şimdiye kadar anlamışsınızdır eğer benim kanalımı takip ediyorsanız anlamışsınızdır ki... Benim videolarım giriş, gelişme ve sonuçtan oluşuyor. Çok basit, çok sade, evrensel bir kural. Bu kural eseyler için de geçerli. Genelde benim aklıma takılan veya düşündüğüm soruların cevabını aramadır bu eseyler. Bu yüzden ki eski videolarımı da incelerseniz eğer başlıkların hep soru işaretli olduklarını görürsünüz. Eseylerin çeşitleri elbette çok. En bilinenler argumentative essay yani argümanların sıralandığı ve temellendirildiği çeşit. Expository essay daha çok açıklayıcı bir karaktere sahip olan essay ve tabii ki de comment tipi essay. Bu essay senin fikir fikirlerinin ağırlıklı olduğu esey ama senin fikirlerin de olsa onları da tabii ki argümanlarına dayandırman gerekiyor. Yanıltmasın sizi yani komenterimi. Ben açıkçası hepsinin de karmasını kullanıyorum denebilir. Tabi burada stiliniz de önemli bence. Yani çoğu kişinin yaptığı çalışmalara bakınca ben bunu görüyorum. Kendini anlatamıyor, alakasız yerlerde takılıyor, iletişimi iyi değil ve en basiti kendini fazla ciddiye alıyor. Bu kendini fazla ciddiye alma mevzusu büyük sorun. Gelelim ama biraz da bu işin mutfağına. Aslında Aristo'dan beri gelen temel ve klasik retorik yaptığımız şey. Yüzyıllardır bilinen bir şey. Yol haritamızda bir o kadar basit ve kısa aslında. Birincisi veri ve bilgi toplama. Inventio. Öncelikle soru analiz edilir. Sonra soru anlaşıldıktan sonra konuyla ilgili kaynak toplanır ve kategorize edilir. İkincisi bunun ardından sırada planlama yani dispositio gelir. Elde edilen çıkarımlar, veriler vesaire 3 bölümde anlatılır. İşte giriş, gelişme ve sonuç. Giriş yani eksordiumda dinleyiciye konu anlatılır ve olabildiğince ilgisi çekilir. Bu kısım önemli. Dikkat çekip oltaya alamazsan dinleyici veya izleyici artık her neyse sonradan anlatacağın hiçbir şeyin önemi kalmaz. Çünkü dinleyenin olmaz. Bunun için farklı stiller ve metotlar ve stratejiler var. Roman yazarı gibi büyük bir olayla başlayıp Sonra geri saralım diyebilirsiniz veya garip bir olay aktarıp arka planla bakalım mı diyebilirsiniz. Fark etmez, orası tamamen size kalmış. Tabii önden bu giriş kısmında dinleyiciye tüm anahtar kelimeleri, isimleri ve olayları öğretmeniz gerekiyor ki kafası karışmasın. Asıl bölüm olan gelişmeye geldiğimizde dinleyiciyi olabildiğince objektif bilgilendirip ardından da argümanlarını sunarsın. Burada argümanlarını arka arkaya düzenli bir şekilde sıralaman önemli. Buna propositio diyoruz. Her argümanda yine üçe bölünüyor. Birincisi tez yani narratio argümanın kendisi. İkincisi delillendirme yani argumentatio ya kendi tezini yani argümanı güçlendirmek yani doğrulamak için ki buna konfirmatio diyorlar ya da karşı tarafın argümanı yok etmek için buna da konfurtatio diyorlar. Resultante importante yani. Üçüncü olarak sonuçlandırma yani çıkarım geliyor. Conclusio. Çıkarım yapılırken kuybonoculardan koşarak kaçın. <laughs> Argüman kısmı bu şekilde bitince sonuç kısmı geliyor. Peroratio. Tüm argümanlar, veriler ve örnekler verildikten sonra bir çıkarım yapılır ve sonuca varılır. Hazırlama kısmı bittikten sonra süsleme kısmı gelir. Elocutio. Burada vardığın tüm noktalar ve sonuçları toparlayıp nasıl bir dil kullanacağını kararlaştırırsın. Yani yazı stili, espriler veya gerilim verme gibi daha kurgusal işler. Bu aşamada bitince artık yazma işlemine başlayabilirsin. Bunlar tabi bu işin kısa özeti bir iskeleti oldu. Böyle genel bir şema olması için. Şimdi biraz daha detaylı gireceğiz konuya. Tabi bu es desteğin de içinde çeşitleri var. Birincisi yazılı kaynak bazlı. Yazılı bir kaynağı baz aldığınız zaman o kaynağı okuyup işte argümanları çıkarıp o argümanlara cevap vermeniz gerekiyor. Yani bir yazılı kaynağınız var. İkincisi de serbest olanı. Burada yazılı kaynak yok. İki çeşit var. Birincisi çizgisel, ikincisi diyalektik. Çizgiselliği genelde kullanmam. Çizgisel hareket edecekseniz bir mevzunun iki tarafını ele alamazsınız. Yani siz önceden alırsınız ama argümanlarınızı işlerken almazsınız. Onun yerine önce fikir edinirsiniz, sonra bu fikri neden edindiğinizi aktarırsınız. Bu çizgiselliğin farkı şu ki argümanlarınızı sıralarken en zayıf argümandan en güçlü argümana gidersiniz. En güçlü argümanı en sona bırakırsın ki etkisi de bir o kadar büyük olsun dinleyici üzerinde. İkincisi diyalektik esey yani aslında benim uyguladığım metot. Bu videoda uzunca anlatacağım. Mevzuda bu olacak aslında. Tabii bir de konuyu ele almadan evvel konuyu bulmak önemli. Aslında en zor kısmı bu. Konu ne kadar spesifik ve nişse emin olun ele alması ve kaynak taraması o kadar rahat oluyor. Ne kadar genişse o kadar ızdırap oluyor. İşte bu nokta bizi kaynak toplamaya götürüyor. Konuyu belirleyip soruyu seçtikten sonra artık mevzu o soruya bir cevap aramaya geliyor. Bunun için de kaynağa ihtiyacım var. Yani kaynak tarama. Aslında araştırdığınız konuyla alakalı bilgi barındıran yazılı yazısız her şey kaynak. Ve siz de araştırdığınız konu hakkında ne kadar kaynak varsa toplamak zorundasınız. Ana kaynaklar adı üzerinde. Birinci elden aldığınız kaynaklar. Günlükler, ifadeler, röportajlar, mektuplar aklınıza ne gelirse. Ana kaynaklar yani birinci kaynaklardan sonra da ikinci elden kaynaklar var. Burası biraz daha komplike. Hatta sınıflandıracak kadar komplike. Birincisi mesela yazılı kaynaklar. İşte kitaplar, raporlar, gazeteler, biyografiler, anlaşmalar, telgraflar, mektuplar, fermanlar ve beratlar hatta paralar. İkincisi yazısız kaynaklar. Burası bizim ilgi alanımız dışında daha çok arkeolojik ve diğer dalların gerektirdiği kaynaklar. Mağara resimleri, vazolar, çizimler, kabartmalar, araç gereçler, tapınaklar, kalıntılar, silahlar, bilmem neler, fosil vesaire işte. Üçüncüsü de vizüel veya işte sesli kaynaklar. E, videolar, fotoğraflar, haritalar, USB bellekler, plaklar, CD'ler, DVD'ler vesaire. Mesela birinci el kaynaklar olayın yaşandığı dönemde olduğu için kaynağı aktaran kişi subjektiftir. Sonradan yapılan kaynaklar işte tarihçiler, araştırmacılar vesaire gibi insanlar tarafından yapılanlar daha eleştirisel ve objektiftir. Peki bunlar nasıl toplanır? Nasıl kadar aslında dil önemli. Şayet tüm arşivlere gireceksen minimum İngilizce, Almanca, Fransızca bilmek zorundasın. Minimum. Rus arşivler için de Rusça gerekli vesaire. Kendi arşivlerine gireceksen de Osmanlıca. İnternet çok güzel şey ama bilmediğim dilleri bilen arkadaşlar var. Belgeyi mesela onlara paslıyorum. Birkaç güne bana çevirisini yapıyor. Bu tabii yine bir handikap ama hiç yoktan iyidir. Burada seçeneklerim var yine. Eğer araştırdığın konu hakkında senden önce yapılan çalışmalar varsa işin çok daha rahat. Yani çokça konuşulan ve bilinen bir konuysa. Ne bileyim bir kitap, makale, doktora tezi herhangi bir şey. Tabii yine yüzlerce sayfa okuyacaksın ama işin biraz daha rahat. Çünkü senden evvel birileri o yollardan geçmiş, arşivlere girip tüm eziyeti. Önce bu kitapları, tezleri ve yazıları topluyorsun. Olayın yaşandığı dönemlerdeki gazete arşivlerine de girebilirsin. Bu artık günden güne kolaylaşıyor. O bilgileri de toplarsın. Mesela Cumhuriyet'in arşivi iyi de Milliyet'inki çok kötü. Ama, ama kaç sene oldu hala şu Flash Player olayını çözemediniz. Hani arşiv çalışıyor, çalışmasın ama tıklayıp açamıyorsun çünkü Flash Player bitmiş. Buradan milliyete çağrı olsun Hacı düzeltin şunu. Ben Tor Browser'dan biraz çözmüştüm mevzuyu ama kalıcı değil. Daha da eski gazetelere de ulaşabilirsiniz. Onların da kaynakçaları var. Burada tabii önemli olan sabırlı olmanız ve bol bol okumanız. Genel olarak okumayı sevmiyorsanız zaten size göre bir hobi değil bu. Şimdi tabii direkt gidebileceğiniz arşivler var. Başta kendi ülkemiz Başbakanlık Osmanlı Arşivi şimdi Cumhurbaşkanlığına bağlı. İşte Genel Kurmay Arşivi, Meclis Zabıt ve Tutukla yani meclis arşivleri vesaire vesaire. Fiziksel olarak belki gidemeyeceğiniz diğer ülkelerin arşivleri var bir de tabi. Ancak dijitalleşme giderek arttığı için işiniz biraz daha rahat bu konuda. Hatta dijitalize olmamış kaynaklar için parasını ödeyip dijitalize ettirebiliyorsunuz. Mesela bunlardan başlıca NATO arşivleri. Örneğin Hatay videosundaki Menderes Bulgan'ın tehdit mektuplarını ben buradan temin etmiştim. Ha yine 50 bin tane evrak tarıyorsunuz ama birinci el kaynak kullanmanın verdiği hazda tarif edilemez. Sonra tabi Amerikalıların arşivleri var. Bir tanesi US National Archives, diğerisi de CIA Reading Room ve FBI arşiv olmak üzere Britanya'nın National Archives dediği platform var. Burası da keza aynı şekilde önemli. Aslında önemli olan şey aradığınız şey daha çok arşivden çok. Örnek veriyorum 45'li yıllarda Türkiye'de geçen bir konuyu araştırıyordum. Şimdi CIA'de ve ABD dışişlerinde yazışmalar var ama onlara da bunu aktaran İngilizler. O orijinal yazışması da onlarda yok. E ne yapıyorsun? İngilizlere bakıyorsun. Orada da olayın aslı raporlanmış. Onlar da mesela Alman bir çete çökermiş Türkiye'de. ab diye espiyonaj olayı. Tabi bu sefer ne yapıyorsun? Alman arşivlerine girip bu konuyu bir de onların tarafından bakıyorsun. Böyle puzzle gibi tamamlanıyor yani anlayacağınız. Almanların ve Fransızların da bu şekilde arşivleri taranabiliyor tabii ki de. Genel olarak birinci el er kaynak her zaman sizi daha rahat bilgilendirir. Örneğin komplo teorilerine cevap verdiğimiz bir videomuzda Theodor Herzl'e değinmiştik. E adamın yazıları Almanca duruyor arşivde. Girip okuyorsun bunun doğru olmadığını, komplo teorisi olduğunu anlıyorsun. Kaynağı da veriyorsun gibi gibi. Peki diyelim kaynak bulundu. Ne yapacaksın? Dört tane adım var. Birincisi formal özellikler. Mesela yazar kim? Yazarın özelliği nedir? Kaynak olarak nerede yazılmış? Ne zaman yazılmış ve ne zaman basılmış? Ve tabii ki de son olarak türü nedir bu kaynağın? Ve tabii ki de konusu. Örneğin geçen Çanakkale videosunda kullandığımız Karl Mülman. Yazar kim? Prusya askeri Karl Mülman. Özelliği Çanakkale Savaşı'na görevli ve Liman von Sanders'ın yardımcısı. Kaynak ne zaman, nerede, nasıl yazılmış ve basılmış. Çanakkale Savaşı esnasında yazılmış rapor ve mektuplar. Ek olarak anılar. Yayınlanma tarihi 1929. Konu ne? Çanakkale Savaşı'ndaki anıları ve olaylar. Çok basit değil mi? Şimdi bir de karşı örnek verelim. Almanca kanalımda çürüttüğüm bir iddia var biliyorsunuz. Mustafa Kemal'in güya Itamar Ben Avi ile Filistin'de buluşup Yahudi olduğunu söylemesi iddiası vardı. Yazar kim? Itamar Ben Avi. Kaynak olarak nerede yazılmış ve ne zaman yazılmış ve ne zaman basılmış? olmuş Ben abi öldükten bir sene sonra. Basan kişi üvey annesi. Bastığı dil İbranici. Fakat içerisinde Atatürk yok. 1961'de tekrar basılıp ekleniyor bu hikaye. Yani Ben abi ve annesi öldükten yıllar sonra. Fark ne? Artık bir İsrail devleti var ve Türkiye ile iyi ilişkiler isteniyor. Böyle bir propaganda için ideal. Ne ilginç değil mi? Kaynak birden tüm geçerliliğini yitirdi. İkincisi içerik özellikleri. Yani burada ortaya atılan iddialar nedir? Anahtar kelimeler nedir? Ve tabii ki de kullanılan dilin önemi. Objektif mi yoksa sübjektif mi? Örneğin 84 ve Türkler videosunda size İngiliz komutanların Türk'lere hakaretler içeren raporlarını göstermiştim. E bu tabii ki de klasifikasyon için önemli bir nokta çünkü objektif değil adam. Üçüncüsü tarihsel durum. Ne zaman yazıldı? Dönemsel durumu ve tabii ki de yaşanan olaylar. Dördüncüsü ve son olarak bu son nokta içeriğin değerlendirilmesi. Yazar, kaynak ve tabii ki de hedefi. Yazarın politik duruşu var mı? Varsa ne? Hedefi ne? Ne amaçlıyor? İkinci olarak kaynak güvenilir mi? Kendisiyle çelişiyor mu? Yalan söyleme ihtimali ne? Kısacası güvenilir bir kaynak mı elindeki? Örneğin mesela yine Arabistanlı Lawrence'ın Bilgeliğin 7 Sütunu kitabı anlattığı bir tecavüz hikayesi var. İşte Osmanlı askerleri bunu orada tutup tecavüz etmişler. Hatta filmlerinde işlendi bu falan. E bugün tarihçiler biliyor ki Lawrence bunu anlattığı dönemde orada olması mümkün değil. Yani anlattığı şey yalan. Ayrıca kendisinin homoseksüellikle bir takıntısı var. Hatta kitabın ilk sayfalarında Araplarla birlikte uzun çöl yolculukları esnasında homoseksüel ilişkilerden falan bahsediyor. Yani böyle bir metası var bu işin altında. Veya yine işte Erdal Eren olayında çok kez bana atılan avukatının iddiaları gibi. Öncelikle adam zaten avukatım. Yani baştan taraflı bir kaynak. Fakat incelediğimiz zaman bari çelişkiler Hatta kısmen yalanlar da fark ediyorsunuz ki buna videoda yer vermiştim. Yine anılarında ve röportajlarında da Deniz Gezmiş'in avukatlarıyla dayanışma ve örgütlenmeden bahsediyor. Burada ön plana çıkan solcu görüş. Yani adam bu işi politik bir aktivizm olarak görüyor. Sorun da değil aslında. Fakat sen objektif şekilde değerlendiriyorsan bunu klasifik etmen gerekiyor. Dolaylı olarak da kategorize ettiğiniz zaman da taraflı bir kaynak oluyor. Kısa ve öz yani kaynak derecelendirmesi bu. Bu şekilde elinize geçen tüm verileri bir sınıflandırmadan geçiriyorsunuz. Kimisini çıkarıp kimisini bırakıyorsunuz tasnif sürecinde bu kaynakları tahlil ve tenkit ediyorsunuz. Yani analizini yapıp eleştirisini veriyorsunuz. İç ve dış eleştiri bu kısım. Ben bunun için genelde mind map kullanıyorum ve 3 farklı renkle kategorize ediyorum. Güvenilirlik derecesine göre sıralıyorum tabii ki. En güvenilirleri yeşil, sonra turuncu, en son kırmızı. Yani güçten zayıf kaynaklara doğru. Tüm bunlardan sonra işin sentez kısmı geliyor. Kaynakları sınıflandırdıktan sonra artık bir olay örgüsü ve konu hakkında fikir edinecek kadar bilgi sahibi oluyorsun. Bu kısma da terkip diyorlar. Yani kısa özetim tarama, tasnif, tahlil, tenkit, terkip. Bu kadar basit. Tabii bir de buna internet üzerinden elde edilen kaynakları eklemek gerekiyor. Özellikle de işte yakın dönemde yaşanan olaylar burada daha rahat araştırılıyor. Yerel haber kaynakları, gözden kaçan basın açıklamaları vesaire bunlar önemli. Ama internet mevzusunda şöyle bir şey var. Aradığınız şeyi çok iyi bilmeniz lazım. Tarih, isim, olay vesaire. Kafanıza bir harita olması lazım ve ne aradığınızı çok iyi bilmeniz lazım. İyi de kokusunu almanız gerekiyor. Arşiv zaten bu konuda en önemli geçmişe dönük çalışabileceğiniz sayfa. Bunun haricinde çeşitli OSINT tool'ları var. Zaten ama tool'ları ayrı bir videoda konuşmak gerekiyor. Fazla yer kaplar. Fakat önemli olan şunun altını çizeyim. Hangi isim, hangi tarihi araştıracağınızı bilmeniz gerekiyor. Yani kokusunu alacaksınız. İşte bu röportajlar, ifşa videoları falan bunları izleyeceksiniz. Böyle kilit isimleri çıkaracaksınız orada. Şimdi veriler elde edildiğine göre diyalektik essay kısmına bir dönelim isterseniz. Seçilen soruya pro ve kontra yaklaşmanız gerekiyor. Diyalektik gereği. Yani bir şeyin hem lehine hem aleyhine argüman yürüteceksin. Biliyorsunuz essay 3 bölümden oluşuyor dedik. Giriş gelişme ve sonuç. İşte giriş kısmını anlattık. Konuyu anlatıp ilgi çekici bir araç kullanıyorsunuz. izleyici veya dinleyici çekmek için. Asıl mesele gelişmede yani ana kısmında. Burada argümanlar karşılaştırılıyor. Fakat buraya girmeden evvel argümanlara girmemiz gerekiyor. Normalde buraya girmemek gerekiyor ama birçok kişi bunu bilmiyor. Hani sana cevap verdiğini sanıyor mesela. O yüzden anlatmam gerekiyor. Yani argüman şu. Yani sen bunu yapacaksın ki ben sana adam yerine koyup cevap vereyim. Argüman nedir? Nasıl oluşur? Tez için argüman Gerekli. O yüzden modelden devam etmeden evvel şu argümanın ne olduğunu bir öğrenelim. Argumentasyon dediğimiz şeyi bir bina gibi düşünebilirsiniz. En yukarıda çatıda sizin teziniz var. Yani iddianız bunu dayandırdığınız şey ise argüman yani temellendirme yani gerekçe. Gerekçeyi de dayandırdığınız şey veriler yani örnekler. İddia, gerekçe, veri. Bu kadar basit formül. Hemen bir örnek verelim yine çok eleştirildiğim bir noktadan tezim yani iddiam terör sorunu PKK ile müzakere edilerek çözülemez. Gerekçe daha evvel aynı politikanın tıpa tıp aynısı yürütülmüş. Her defasında terör örgütü bunu suistimal edip kendisine alan açmaya çalışmış. Örnek Turgut Özel döneminde yürütülen ateşkes süreci ve AKP döneminde yürütülen çözüm süreci. Yani anlayacağınız benim için önemli olan tez, argüman ve örnek üçgeni. Ben fikirlerim için bunu kullanıyorum ve bana cevap verildiğinde de bunu kullanılmasını istiyorum. Örnek vereyim bireysel silahlanma mevzusundan. Benim tezim neydi? Bireysel silahlanma Türkiye için olumsuz çünkü tehlikeli. Argümanım neydi? Türkiye'de bireysel silahlanmaya izin verilirse karışıklıklar çıkar ve asayiş sağlanamaz. Örnek neydi? 80 darbesinden önce neredeyse iç savaş çıkmıştı ve işte 80 darbesinden sonra toplanan silahlardan bu işin boyutunu anlamıştık. Şimdi benim argümanım yıkıldı. Çünkü Türkiye'de mafyası, çetesi, aşireti, tarikatçısı herkes silahlanmış. Bir tek normal insanlar kalmış silahlanmayan. E bu durumda benim argümanım çöküyor ve fikrim değişmek zorunda kalıyor. Bu demek değil ki yeni bir fikir edindim silahlanma konusunda. Sadece eski fikrim artık geçersiz. Yani az çok benim kafa yapımı anlayın diye anlatıyorum. İçerik önemli değil ama modeli anladınız diye varsayıyorum. Şimdi de argüman tiplerine bakmamız gerekiyor. Bunları yine ikiye ayıracağız. Birincisi ciddi argümanlar. Yani sağlıklı argümanlar, bizim kullandığımız argümanlar ve kullanılmasını istediğimiz argümanlar. İkincisi safsat argümanlar yani falakya. Bana göre önemli olanı mesela argumentum et veritatem yani gerçeklik argümanı. Bu dedüksiyonel yani tümden gelimi argüman tipinde sonuç çıkarma varsayımdan geliyor. Yani sonucun doğru olması için varsayımın da doğru olması gerekiyor. Mesela buna karşı daha sıkıntılı argüman tipi tüme varımsal argümanlar. Bunlar kendilerini gözlem ve tecrübelere yani deneyiciliğe dayandırıyor. Burada tek tük olaylardan genel bir çıkarım yapılıyor. Bu endüksiyonel argümanlar tartışmalıdır. Mesela Gunner Heinz'in toplumsal huzurluğun ve soykırımların çoğunun bir genişlik çıkıntısının sonucu olarak kolayca açıklanabileceğini söylüyor. Yani nüfus piramidi var ya. Adam diyor ki kısaca genç ve genç erkek nüfusu ne kadar çoksa orada iç karışıklık çıkması o kadar yüksek. Hatta bu faktörü Arap Baharı olaylarını açıklamak için de kullandı. Yani adam çıktı istatistiksel olarak dedi ki bakın şurada iç savaş çıktı. Ne zaman iç savaşı ve işte soykırımlar, savaşlar çıksa ondan evvelki nüfus durumuna bakın hep genç erkek göreceksiniz. Şimdi argumentum et veritatem yapalım. Yoğun genç erkek nüfusu iç karışıklıklara yol açıyor. Bu gözlemden dolayı ülkemize alınan milyonlarca genç erkek göçmenler ileriye dönük güvenlik tehdidi olabilir. Sağlıklı argüman tiplerinden en çok kullandığımız olgu argümanı yani factual argument dediğimiz argüman. Bunun en önemli yanı kaynaklı ve belgeli olması. Yine örnek verelim. Hatay Reyhanlı demografik olarak kaybedilmiş bir yer. Çünkü Suriyeli nüfusu Türk nüfusundan fazla. Bunun kaynağı da nüfus sayımından ve resmi makamlardan okunabiliyor. Yani Reyhanlı'daki en son açıklanan Türk nüfusu 98.500, Suriyeli nüfusu ise 131.000. İkinci argüman otorite argümanı. Bu benzer şekilde işliyor. Örneğin Hatay Reyhan hakkında yine konuştunuz. Otorite argümanındaki otorite Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş. Üçüncü pozisyonda normatif argümanlar var. Bunu hiç sevmem ama sağlıklı argümanlar arasında geçer. Normlar yani toplumsal değerler üzerinden yürüyen argüman. Örneğin Reyhanlı'daki Türk nüfusunun bölgeyi terk etmesi, uyuşturucu kaçakçılığının artışı ve asimilasyon Türk toplumunun milli ve manevi değerlerine karşı. İşte uyuşturucu kaçakçılık, suç falan filan bunlar toplumsal değerlere göre kötü. Çok basit. Bir tane başka argüman tipi de karşılaştırıcı argüman. Hatay Reyhanlı'daki durum dağdan inip bağdakini kovmaya benziyor gibi. Bir diğer argümanda dolaylı argüman. Burada karşı argüman hiç edilip ona cevap veriliyor. Hatay Reyhanlı'daki sığınmacıların savaştan kaçtıkları için mecburen alındığı söyleniyor. Lakin büyük bir kısmı Suriye hala ilişkili bayramlarını orada geçiyor. Hatta günübirlik giriş çıkış yapıyor. Ergo Hatay'a taşınma sebepleri ekonomik. Savaş değil. Tabi tüm bunları yaparken mantıksal safsataya takılmamak önemli. Yani non sequitur dediğimiz hatalı çıkarım. Bu durumda tezin için kullandığın argümanlar doğru. Fakat tezi doğrulayacak yeterlilikte ve alakada değil. Örneğin Evrenin bir başlangıcı var. Demek ki sonu da olacak. Irkçılar da sığınmacılara tepki gösteriyor. Demek ki sığınmacılara da tepki gösterenler ırkçı. Bu ve bunun gibi yani. Edward Damon'ın Attacking Faulty Reasoning adlı kitabını da size öneririm. Hatta aşağı koyacağım bunu. Onun hatta kendince kuralları ve klasifikasyonları var böyle bayağı detaylı. Fakat videonun konusu değil. Gelelim safsat argümanlara. Yani bize karşı kullanılan argümanlar bunlar genelde. Bu safsatalar yüzyıllardır aynı yani yeni değiller. O yüzden adları da latince. Safsatalar da üç gruptan oluşuyor. Birincisi en bilinen grubu. Örnekleriyle başlayalım. Argumentum ad bakalım. Yani sopalı argüman. Bu aslında kısaca tehdit yani. Karşı tarafın korkularını kullanır. Örnek verelim. Sığınmacıları göndereceğim dersen yaptırım yersin. Veya... Terörü eleştirirsen eğer daha fazla saldırı olur, ölümler artar. İkincisi argumentum ad misericordia. Buradaki amaç karşı tarafın hislerini suistimal etmek yani acıma duygusunu kullanmak. Mesela sığınmacıları almasaydık bu çocuklar nerede doğacaktı? Ya da hırsızlık yaptım ama çok fakirdim. Benim hakkım değil mi? Ya da en çok bildiğini terör saldırıları yapıyorum ve dünyanın en büyük uyuşturucu üreticisi ve kaçakçısıyım ama 45 sene evvel birini hapishanede işkence etmişler. Hiç acıman yok mu senin? Bir sor bakayım ben bunu niye yapıyorum diye. Bir diğeri de hepinizin bildiği, bu en çok bilinen herhalde, argumentum ad hominem. Yani karşı tarafın kişisine saldırmak. Bunlar sığınmacı eleştiriyor çünkü ırkçı faşistler. O yüzden konuşmakları yok. Ad hominem'in alt grupları da var mesela vatapautizm gibi. Örneğin en basiti, asgari ücret çok az, geçinemiyorum. Cevap, ney? Afrika'da millet açlıktan ölüyor. Şükret. Anlayacağınız üzere alakasız bir konunun bağlanması söz konusu. Fakat varabotizmin diğerlerinin aksine bir propaganda taktiği aynı zamanda Naziler tarafından bile uygulanmış. Sonradan Sovyet rejimi tarafından da kullanılmış. Günümüzde de neredeyse her yerde kullanılan bir taktik haline gelmiş. Yani en basiti efendim Rusya veya Çin şurada katliam yapmış, şunu yapmış. E Amerika'da Irak'ta böyle yapmadı mı? Tanıdık gelmiştir çoğunuza değil mi? Evet yaptı katlayan bir vahşet tabii ki de ama konuyla alakasız. Yine bir atominem çeşidi olan tu kuo kue argümanı. Burada kişiye alakasız cevap verilir. Yani oğlum zayıflaman lazım fazla kilo musun? Cevap sen kendin kilolusun kendine bak. Aslında buna bağlı olarak da dead cat stratejisi örnek gösterilebilir. Dead cat yani ölü kedi bir kamuoyu manipülasyon stratejisidir. Avustralyalı politik stratejist Linton Crosby'nin bu terimin mucidi olduğu söyleniyor. Fikir babası da Boris Johnson. Yani mevzu şu kamuoyunun dikkatini başka yere çekmek için bir skandal uyduruyorsun. Boris Johnson bunu şöyle tarif ediyor. Masada yemek yerken bir ölü kedi atsam herhalde herkes yemeği falan bırakıp şoka olup bağırır ve bunun hakkında konuşur. Yani yani konuşmasını istediğimiz şeyi konuşur. Asıl problemi değil. Örneğin mesela yine geçen günlerde sokak röportajı parlatılıp suni şekilde gündem yapılan Suriyeli gibi. İşte buna dead cat stratejisi diyoruz. Olayın yaşanması değil bakın olayın kullanılması safsatalar ek olarak da argumentum ad populum yani çoğunun fikri safsatası var. Benim söylediğim doğru çünkü herkes öyle söylüyor. Meşhur bir başka safsatada adicto simpliciter adictum secundum quid yani yargıya varma hatası tümden gelim yanılgısı. Efendim örnekler kuşlar uçar penguenler de uçar yani penguenler de uçabilir ya da Bence ulaşımı kolaylaştırmak için raylı taşıtlara daha fazla yatırım yapmalıyız. Cevap, e ölmek üzere olan hastaları hastaneye trenle nasıl yetiştireceğiz? Alakasız. Devam edelim. Korkuluk mantık hatası. Stroman felesi. En bilindik olanı bu galiba. Diğerleri değil bu. A. Fok balıkları çok yalnız. B. Neden kadın düşmanlığı yapıyorsun? Yani bir korkuluk inşa ediliyor. Sonra sanki sen bir şey söylemişsin gibi argümanlar uydurulup sana o argümanlar üzerinden cevap veriyorlar. Birçok safsata örneği var ama sanırım net şekilde özetledim size. Mantık içerisinde hata olmamalı. Önemli olan o. Argümanları da öğrendiysek dönelim esayımıza geri. Diyalektik diyoruz yani formül tez artı antitez eşittir sentez. İşte pro ve kontra dediğimiz. Burada iki tane metod var. Birincisi konvansiyonel metod olan kum saati modeli. Burada önce antitezle başlıyorsunuz. Yani sizin tezinize karşı olan tez. Diyalektiğin en önemli özelliği bu olsa gerek. Kendi noktanızı doğrulamak için karşı noktayı bir güzel savunmanız gerekir. Önce antitez anlatıp sonra kendi tezinize geçiyorsunuz. Bu model de kum saatine benzediği için kum saati modeli diyorlar. Şimdi tabii örnek vermek gerekiyor bize ki bütün bunları akılda kalacak şekilde anlatabilirim. O yüzden en tartışmalı videom olan Erdal Eren'in yaşı büyütüldü mü sorusunu alacağım. Soru çok spesifik olduğu için tartışması da bir o kadar kolay aslında. Antitezle başlıyoruz. Yani Erdal Eren'in yaşı büyütülüp idam edildi. Argümanları da güçlüden zayıfa sırayla giriyoruz. Yani yaşı büyütüldü çünkü avukatı öyle diyor. Yaşı büyütüldü çünkü kemik testine izin verilmedi. Yaşı büyütüldü çünkü rejim illa birini asmak istiyordu. Bunları sıraladıktan sonra dönüş gerçekleşiyor ve kendi tezine geçiş yapıyorsun. Kendi tezine de kendi tezinde de tam tersine en zayıf argümanından en güçlüsüne sırayla çıkıyorsun. İşte Erdal Eren'in doğum tarihi belli. Erdal Eren'in yaşı büyütülmedi aksine küçültülmek istendi. Ve Erdal Eren'in babası Kenan Evren'e yazdığı mektupta yaşını doğruladı gibi. İkinci modelde fermuar veya ping pong modeli. Yani anti tezden bir argüman alıyorsun. Sonra hemen senin tezinden sonra tekrar oradan tekrar buradan ping pong maçı gibi gidiyor anlayacağınız. Kendi argümanlarını ve tezini sıralarken belge sunman çok önemli. Mesela istatistikler bilimsel araştırmalar, basına çıkan haberler alıntılar, raporlar, yazışmalar daha demin işte dediğimiz bütün kaynaklar. Ve tabii ki de karşı tarafın tezini çürütmek çok önemli. Bazen tezini çürütebilirsiniz, bazen de argüman hatası olduğu için baştan bu işe girmezsiniz. Tüm bunları açtıktan sonra senteze varırsınız ve çıkarımınızı yaparsınız. Burada cui bono sorusunu kullanmıyorum. Yani kimin işine gelir sorusu. Çünkü cui bono genelde cum hoc ergo propter hoc'a yol açar. Yani korelasyon hatası. Cui bono'nun çıkış noktası kikero. Savunma konuşmasında argümanları sıralamadan önce cui bono yani kimin yararına sorusunu yöneltiyor. E bu tabii savunmanın etkisini çok arttırıyor. Siz de bu argüman duymuşsunuzdur orada burada. Bir şey yaşanır ve bu kimin işine gelir diye sorulur. Kuybono tehlikeli ama. Çünkü kolayca yanlış çıkarım yapılabilir. Oradan da komplo kayarsınız. Burası çok önemli. Hakim kalmak gerekir. Mesela yaz ayları ve aşırı sıcaklar dondurmacıların yararına değil mi? Daha fazla satış yapıyor adamlar. Ama dondurmacıların havayı etkilediği söylenemez herhalde. Nasıl kullanılabilir mesela? Örneğin Adorno'nun dediği gibi. Adorno'ya göre okuma yaptığınız zaman yazar hakkında hep bir kuybono oluşturmak gerekiyor kafanızda. Yani örneğin Rıza Nur'un hatıratlarını okuyorsanız bir kuy bono Yapmanızda fayda var. Tüm bunlardan sonra çıkarımınızı yapıp hepsini yazıp bir enlik videosu oluşturabilirsiniz sizde. Bu kadar basit aslında.